Yiğitlerim. Aslanlarım benim. Düşman kapımıza dayandı. Türk milletinin fedakarı çoktur. Biz kudretli bir neslin efradıyız. Damarlarımızda kan, göğsümüzde iman. Cenab-ı Hak bizimledir. Seferber olacak askerlerin isimlerini sayıyorum. Hasanoğlu Hüseyin, Hayrullaoğlu Rüstem, Mustafaoğlu Mehmet. Adam. Söyleyin dostlar, söyleyin bana, geldi mi Mehmet Çavuş? Söyleyin dostlar, söyleyin bana, geldi mi Mehmet Çavuş? Hakkın helal baba. Hoş ol. Yine dikeriz. Ederim, merak etme. Oğlum. Baba. Ev sana emanet, tamam mı? Tamam baba. Sen benim aslan yiğidimsin. Aklınızda kalmasın. Allah'a emanet ol. Çıkmış filibeden bir gaya varmış. Geldin mi Mehmet Çavuş? Siperde yalnız kalmış, ardına hiç bakmamış. Yandım aman Mehmet Baba. Çavuş. Vatan öksüz kalmasın, yabancılar almasın. Yandım aman Mehmet Çavuş. Vatan öksüz kalmasın, yabancılar almasın. Yandım aman Mehmet Çavuş. Yandım aman Mehmet Çavuş. Yandım aman Mehmet Çavuş. Türkiye harbin içindeydi. Diğer harp eden devletlerin gerek neferleri, hatta belirli bir rütbedeki subayları savaşın içine ilk defa giriyorlardı. Savaş kaçınılmaz gibi görünüyordu ama galiba erken girilmiştir. Bir müddet daha beklemek
mümkün olabilirdi. Türkiye aksine savaştan çıkıyordu. 93 Muharebesi dediğimiz 1877-78 Rusya ile savaş, mühimmat yardımı, modern silahların getirilmesi Alman işidir. Fakat oradaki askerlerin, subayların sayısına baktığınız zaman pek vaziyet öyle değildir. Onun için Gelibolu Türklerin savaşıdır. Osmanlı askeri modernleşmesinde Balkan Savaşı ile birlikte seferberlik sadece erlerin askere alınması değil, aynı zamanda ülke içerisindeki kaynakların maddi ve manevi olarak tamamının seferber edilmesi anlamına geliyordu. İmparatorluğun bütün kısmından, Balkanlardan göç edenlerden ve umumi bir seferberlik ilan edildiği için medreselilerden, gayrimüslim halktan da asker alınmıştır. Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 Pazar sabahı saat 9 itibariyle genel seferberlik ilan etmişti. Buna göre 3 Ağustos 1914 Pazartesi günü seferberliğin ilk günüydü. Ve seferberlik planına göre Çanakkale bölgesinin savunulması 3. Kol Ordu'ya verilmişti. Ülkenin tamamındaki seferberlik yaklaşık 53 gün sürmesine rağmen Çanakkale bölgesinin seferberliği sadece 19 gün sürmüştü. 19 günün sonunda Çanakkale bölgesi ve mücavir alanları büyük oranda muharebeye hazırdı. Bigalı Mehmet Çavuş 93 Harbi sonrasında Filibe'nin Ayran köyünden göçüp Biga'nın Bahçeli köyüne yerleşmiş olan bir ailenin çocuğu. Ömrünün 16 yılı silah altında geçmiş. Balkan Harbi'ne katılmış, 1. Dünya Savaşı seferberliğinde ise 34 yaşında. Geride iki evladını ve eşini bırakarak gittiği Çanakkale cephesinde 27. Alay'ın 3. Taburunun 10. bölüğünde ihtiyat çavuşu olarak görev alıyor. Seddülbahir bu savaşta Gelibolu çıkarmasında en önemli yöndür. Çünkü açık bilinen bir yerdir. Bilinen tarihi boyunca ta Troya savaşları Büyük İskender'den beri ki o tarihin çok iyi biliyoruz. En çok muharebenin cereyan ettiği yerdir. Oraya çıkan Gelibolu'ya da çıkar. Bu çok önemli. Müttefikler Kasım ve Şubat ayındaki bombardımanın ardından Boğaz'ın her iki yakasına da keşif ve tahrip müfrezeleri çıkarmaya karar vermişti. Seddülbahir'de İngiliz Plymouth taburunu Mehmet Çavuş komutasındaki 28 Türk askeri karşılayacaktı ve bu askerlerin çoğunluğu Bigalı'ydı. Separate into two sections. Proceed in both arms. Thank you.
yiğitlerim. Emrimi bekleyin, sakın ateş etmeyin. Ateş etmeyin. Emrimi bekleyin. Yiğitlerim, ateş! Sakın kalma! Yapma! Sakın kalma! Oh!
Gelibolu'daki ordunun içinden ta Yunan Savaşı'ndan, Balkan Muharebesi'nden gelen tecrübeli askerler vardı. Bilhassa takım komutanlığı yapan çavuşlar. En çok bugünlerde Bigalı Mehmet Çavuş üzerinde duruyoruz. Çünkü o tecrübeli bir askerdir. Rütbesi çavuştur. Fedakardır. Yaptığı şey yani silahlarında kullanımsızlık meydana geldiği vakit elinde kürekle karşı tarafa saldırmak. Mühim olan takımının savaş gücünü teşvik etmesiydi. Harp ettiği zamanı yani o günleri yaşardı. Hemen yerinden kalkıp böyle bir de ocağın başındaki maşayı alırdı. Bir kürekle 7 tane gavur öldürdüm derdi. Dede, sen korkmadın mı? Korktum ama ne yapayım? Elimde malzemem bitti. Sağıma bakındım, soluma bakındım. Mıntıka küreğini gördüm. Aldım küreği, giriverirsin. Kafalarına vurdum. Kızım derdi, savaşırken derdi, elimizde bir şey kalmadı derdi. Gavurla savaşırdık derdi. Aldık derdi, baktım gavurun küreğini dedi. Gavurun küreğini aldık derdi. Kendi küreğine kendisini öldürdük diye anlatırdı öyle. Boğuşurken düşmanlar bu parmağını burasını gavur ısırmış, gavur askeri. Tabi o zamanlar dikiş falan yok diyor. Ben diyor hemen diyor elime sardım diyor. Onu da ben sordum böyle. Dedim dedi ya bu ne böyle sarkıyor burada. Böyle bayağı bir yani bir parmak kadar sallanıyordu. O dedi bana dedi o Seddül Bayır hatırası dedi. Çok kuvvetliydi kendisi. Böyle pervan zaten. Vurduğunu yaralanıyor ama vurduğunu kesiyor, öldürüyor. Yaralı halde şey düşüyor. Kan kaybından kendini biliyor, kendini hastanede buluyor. Takım komutanı çok etkilidir. Takım komutanı iyiyse manganın veya 40 kişinin komutanı akıllı, aktif davranan biri ise ve bölük komutanları, alay komutanları da takım komutanlarına çok hakimse, onları
iyi idare edebiliyorsa, seni iyi sevk edebiliyorsa mutlaka muvaffak olur. Çanakkale'de bunu görüyorsunuz. Yani o Mehmet Çavuş kendi 30 kişisine yahut kalmamıştır işte 18 kişisine hakim. Müstahkem mevki kumandanlığına. Düşman 7 torpido, 5 sırlı ve 1 kravözörle saat 2.45'te Seddülbahir'i şiddetli bombardıman ettikten ve sahile yanaşan bir zırhlının çanaklığındaki mitralyözünden Harap Tabya ve Seddülbahir'deki piyadelerimizin üzerine ateş icra ettikten sonra Efrat dolu 3 büyük kayığı Seddülbahir iskelesine yanaştırarak 60 kadar neferi sahile çıkarmıştır. Bu noktaya karşı mevzi alan piyadelerimizin ve obüs bataryamızın ateşi ve bilhassa 27. Alay 10. Bölük çavuşlarından Mustafaoğlu Mehmet'in kumandasında olup doğrudan doğruya Seddülbahir Kalesi'nin içinde bulunan bir yarım takımın süngü hücumuyla düşman tart olunmuştur. Adı geçen çavuşun tüfeğinin mekanizmasının işlememesi üzerine taşla ve mahiyetindekileriyle örnek olacak suretle saldırmış. Kendisi başından ve sol göğsünden yaralanmıştır. İhtiyat çavuşlarımızdan olan adı geçenin diğerlerine medarı teşvik olmak üzere bir nişan veyahut da uygun bir suretle ödüllendirilmesini istirham eylerim. Şimdiye kadar anlaşıldığına nazaran 4 şehit ve 14 yaralımız vardır. Fırkayı ordugahlarına iade ettim. Ben Harap Tabyası'ndayım. Gece yarısı Maydos'a hareket edeceğim. ...19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal. Ahmet Çavuş Paşam, saatine kavuşmak üzere. Geçmiş olsun. Buyurun. Mehmet Çavuş. Kalk Basken, kalk. Geçmiş olsun. Var olun paşam. Yediğimizin ahali nedir? Şükür paşam, Mehmet Çavuş da saatine kavuşmak üzere. Lakin biraz istirahat etmesi gerekiyor. Getir evladım. Bu vatan, bu millet, senin gibi kahramanların sayesinde payidar kalacak. Benden bir isteğin var mı Çavuş? Var olun paşam, var olun. İnşallah kendime geleyim. Vazifemin başına döneceğim. Maşallah, var olun. Acil şifalar. Sağ olun paşam. Bu kahramanlığı tüm cihan bilmeli. İngilizler Çanakkale'yi geçmek istemişler. Külliyatlı asker çıkarmadan bence geçemezler.
Bakınız, biraz asker çıkarmak istemişler. Mehmet Çavuş adında bir çavuş yararlılık göstermiş. Bizde öyle kahramanlar çoktu. Böyle fedakar kahramanlar olduğu müddetçe vatanımız payidar kalacaktır. Seddülbahir kahramanı, kahraman Mehmet Çavuş. Türklerin ulusal kahramanı, kahraman takım çavuşu. Karaya çıkanların akıbeti, yaralıları ziyaret, kahramanların taltifi, yeni ruh. Kahraman Mehmet Çavuş için. Cephanesi bitince taşları silah olarak kullandı. 25 Nisan 1915'te Arıburnu'na çıkan Avustralya ve Yeni Zelanda kol ordusuna karşı bu bölgeyi savunacak olan ilk birlik 27. Alay'ın 2. taburuydu. İlk saldırı haberleri geldiğinde teyakkuza geçen alay komutanı Yarbay Şefik Bey, 1. ve 3. taburlarla birlikte saat 5.50'de cephe hattına doğru harekete geçti. Alay düşmandan önce Hakim Tepeleri ele geçirmiş ve aynı zamanda kendisinden 10 kat daha fazla olan Anzak askerlerini ilerleyişini durdurmuştu. Oldukça ağır zayiatlar vermesine karşın 57. Alay muharebe sahasına yetişene kadar burada kahramanca savaşmıştır.
Yiğitlerim! Hücum! Çocuğum dedi, biz bu vatanı böyle kolay almadık dedi. Böyle dedi, bir sabah dedi, sabah namazı daha okunmamıştı dedi. Beraber dedi, iki kişi kaldık, 11 kişiydik dedi, iki kişi kaldık dedi. Ateş, biz dedi çıkıyoruz. Ben dedi mermin şeyin ucuna, tüfeğin ucuna şapkayı koydum dedi. Şapkayı koyunca arkadaş çıkardı dedi. Tak, bizim şapka gitti dedi. Şapka gidince ben nereden geldiğini anladım. 25 metre beri tarafına tuttum dedi. Bir daha kesildi oradan ses dedi. Ses kesilince arkadaş dedi ki ben gideceğim. Ne yapacaksın oraya? Gideceğim bakacağım. Mevzi aramız dedi 11 metre dedi. Gittik dedi. Arkadaş gitti dedi. Baktı. Almış dedi tüfeği geldi. Ne var? Hepsi ölmüş tüfeği. Gel beraber gidelim. Mermileri alalım. Gittik bir sandıkta mermi aldık dedi. Getirdik dedi. Bir daha at bakalım at. At sabaha kadar dedi. Ne zahmetler çektik biz dedi. Alayın bomba sırtında bulunan bu siperlerinden düşmanın R ve S siperlerine karşı bir keşif taarruzu yapılmasına karar verilmişti. Bu göreve seçilen Mehmet Çavuş komutasındaki keşif kolu 27 Kasım gecesi saat 1'de Korku Deresi'ne indiği sırada düşman siperlerinden üzerine bir ateş açıldı ve Mehmet Çavuş göğsünden yaralandı. Aynı bölükte silah arkadaşı olan Abdullah Yazıcı hatıratında Mehmet Çavuş'un omuz çukurundan giren merminin kuyruk sokumundan çıktığını ifade etmektedir. Yerde hareketsiz bir biçimde yatmakta olan Mehmet Çavuş'u dört arkadaşı kaldırarak cephe gerisindeki sargı yerine taşımıştır. Dedemle beraber gidiyorlar ve her akşam da görüşüyorduk dedi, buluşuyorduk dedi. Ve bir akşam çıkmayı verdi dedi, görüşen bir daha şey yaptık dedi. Hatta onun kalan orada eşyalarını bile buraya o getirdi. Mehmet Çavuş çok kahraman bir adamdı yani, cesur bir adamdı. Süngü Harbi'nde devam ederken ben bu göğsünü açtı, şöyle gösterdi buraları. Deşik, böyle delik deşik olmuş her tarafları, süngü dürttü belli yani böyle. Çavuş dede de yaralar vardı, kurşun yaraları. Ah be oğlum, biz neler geçirdik, neler geçirdik, neler oğlum. Bak bendeki yaraları da göstereyim sana diye bana bunları göstermişti ve görüyordum. Benden üç adam önde süngüyü kalktı diyordu. Thank you.
Mehmet Çavuş! Mehmet Çavuş! Emret kumandanım. Olur mu Mehmet Çavuş? Asıl biz sana selam vereceğiz. Rük. Nasılsın Mehmet Çavuş? Halin keyfin nasıl? Seni Çanakkale'ye götürmeye geldik. Devlet sana maaş bağlayacak. Yok, istemem. İstemem kumandanım. Benim her şeyim var Allah'a şükür. Hem ben para için değil, vatanım için savaştım. Yapacağım ben parayı. Hükümet parasında saçı bitmemiş yetim hakkı var. Ben o hakkı almam. Ben savaşacağım. Ülkem için savaştım. Ülkemi kazanmak için savaştım. Başka bir şey için savaşmadım. Kimseden de bir şey karşılık beklemedi zavallı. Kimseden. Öyle kahramandı ki. Tam kahraman. Hatta bir gün askerler gelmişti buraya. Onun yanındayım gene çocukum. Ben de çıktım. Ne yapacaklar diye. Herhalde alıp götürecekler gibi düşündüm başta. Dediler biz seni almaya geldik. Maaş bağlayacağız sana. Ondan cevap, ben para için askerlik yapmadım. Kendi kendime bakabiliyorum, sağlığım yerinde. Kabul etmiyorum diye gönderdi onları. O zaman demişler ona Mehmet Çavuş iste demişler. Ne istersen iste. Türkiye'nin sağlığını isteyen ben demiş. O zaman da yalvarmışlar çok. Ne olur bak ne olur iste ne istersen iste. Hep Türkiye'nin sağlığını isteyen demiş. Türkiye'nin sağlığını istedi. Mehmet Çavuş benim ruhumda çok ayrı yeri olan bir insan. Hayatımda yeri olan bir insan. Çocukluğumdan beri Mehmet Çavuş'u hep duyarım. Küçük yaşımdan beri fedakarlıklarını, yaptıklarını. Çocuktum. Tabii hemşehrilik var ya. Çarşamba günleri de Biga'nın pazarıdır. Efsane pazarı. Kasaplar o zaman Granikos çayının kıyısındaydı. 14 dükkan yan yana. Oraya gelip ne yapıyorsun, niye ediyorsun, geliyor musun, gidiyor musun şeklinde memleket lisanı ile konuşmalar yaparlardı. Görevi bittikten sonra Bahçeli köyünde çiftçilik yaparak ve evinin yanında bulunan Dutluk mevkiinde ipek böceği yetiştirerek hayatını devam ettirmiştir. Çok mütevazi bir hayatı olduğunu görüyoruz. Mehmet Çavuş'umuz bize hem yaşam şekliyle, mütevaziliğiyle hem de vatan sevdalılığıyla her zaman örnek aldığımız bir kahramanımızdır. İki tane ineceği vardı, onunla beraber tarlaya gitti. Tırım tırım kazandı. Çok zahmetler çekti. Öyle varlık içinde hiç yaşamadı. Küreği elinde yüreği yanmış. Yandım aman Mehmet Çavuş. Çavuş dede çok zahmetler çekti. Ayağının bir tanesinde pabuç varsa bir tanesinde lastik var. Pabuç da yoktu. Beraber kalıyorduk bir odada. Bütün gece rüyasında savaşıyorduk. Gece. Çıkmış Filibe'den Biga'ya varmış, geldin mi Mehmet Çavuş? Bitişiğimizde Mehmet Çavuş komşu.
Annemler, annem babam işe gidiyor. Çocuk olduğum için ben yalnız bırakmamak için onlara bırakıyorlardı beni. Hatıralarını anlatır. Madalyalarını gösterir. Yaralandığı fotoğrafları gösterir. Sedyedekini gösterir. Hastanedekini gösterir. Bir tabaka. Atatürk imzalı kapağın içinde Atatürk'ün imzası var. Gümüş tabaka. Bir de saati vardı. Onların ikisini Atatürk bizzat kendi eliyle verdi bana. Diyordu yani. Cuma'ya giderken yolda karşılaştım. Madalyalarını da atmış, güzel giyinmiş. Ne oldu dedi, sana gençleşmişsen dedim. Devlet dedi, beni gençleştirdi kızım dedi. Allah razı olsun devletimizden dedi. En iyi kıyafeti neyse madalyalarını takıp o 3-5 gün bir hafta Çanakkale'de kalıyordu. 18 Mart kutlamalarına onu alıyordular. Orada konuşturuyorlarmış. Konuşmasını yaptı. Tabii herkes alkışladı. Gözyaşlarıyla alkışladı. Biz de tabii çocuk olarak biz de gözyaşlarımızı genç olarak döktük. Anlatmakta güçlük çekiyorum. Çok başka bir insandı ya. O kadar gönül zenginliği olan, o kadar mütevazı olan bir insan ki. Tarihte bunu ne bileyim ki layık olduğu yere koymak lazım. Gazi Mehmet Çavuş benim babaannemin abisiydi. Agası yani o zamanki zamanda. Öğlenleri onların evleri kıyıyla bizimki buradaydı. Buraya namaza gelir. Namaza her geldiğinde bize uğramadan gitmezdi. O zaman zamanda eski insanlar gelen misafir doyurmadan da yollamazdı. Çok yoksulluk çektiler. Çok yoksuldu. Ben onu defnederken de gördüm. Geliyor annem buraya, evi soğumadığı bayrama. Bir de geliyor, dedem ölmüş. Gelince ölüsünü buluyor dedemin. Onun öyle orada garip yatması benim içimi rahatsız ediyordu. Mehmet Çavuş tarih yazan bir insan. Öyle fedakar yani bulunmayan bir insan. Dedemle aynı adı taşımaktan gurur diyorum ki gurur ki ne gurur. O şerefe ermek neymiş? Allah bizi bu şerefe erdirdiği için şükürler olsun Yüce Rabbime. Hamdü senalar olsun Yüce Allah'ıma. Anlattım böyle gözlerimden yaş böyle içimde. Ağlama geliyor içimde. Onun ismini taşımak çok zor. Mehmet Çavuş'umuzu yeni nesile, genç kardeşlerimize anlatıp hem geçmişimizi unutmayan hem de geleceğine sahip çıkacak gençlerin ataların izinde gitmesi için biz bütün çalışmalarımızı devam edeceğiz. Dünya tarihinin akışı Çanakkale'de değişmiştir. Bigalı Mehmet Çavuş gerçek bir kahramandır. Hem savaştaki kahramanlığıyla, fedakarlığıyla, civan mertliğiyle, vatanseverliğiyle hem de savaş sonrası örnek yaşantısıyla bir kahramandır. İçinde bulunduğumuz Seddülbahir Kalesi bir Bigalı Mehmet Çavuş mekanıdır. Gazi bir mekandır. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yapılardan, mekanlardan birisidir. Tarihi alan başkanlığı olarak biz de Bigalı Mehmet Çavuş gibi kahramanları, Seddülbahir Kalesi gibi gazi mekanları gelecek kuşaklara aktarmak için gayret gösteriyoruz. Çanakkale'deki fedakarlığı da, Çanakkale'deki kahramanlığı da unutmayacağız, unutturmayacağız. Çanakkale'de
Çanakkale şiiri Mehmet Akif'in. Muhteşem bir şiirdir o. Ona konu olmuştur. Ve bu Bigalı Mehmet Çavuş'un adının da Mehmetçik, yani Türk askerini temsil eden, işte tıpkı Rus ordusundaki Alyosha gibi veya Britanya ordusundaki Johnny gibi Türk askerini temsil eden bir isim oldu. Burada Mehmet'in, Mehmetçiğin ortaya çıktığı biliniyor. Bakmamış, yandım aman Mehmet Çavuş. Vatan öksüz kalmasın, yabancılar almasın, yandım aman Mehmet Çavuş. Vatan öksüz kalmasın, yabancılar almasın, yandım aman Mehmet Çavuş. Yandım aman Mehmet Çavuş. Yandım aman Mehmet Çavuş.